şekilde konuşmalarını yapmak üzere Anayasa Mahkemesi Başkanımız Sayın Züğüt Arslan'ın görüşme teşviklerini arz ediyorum. Öncelikle AYAM hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Anayasa Yargısı Araştırmaları Merkezi adı üzerinde Anayasa Yargısı'na ilişkin araştırmalar yapmakla görevli bir idari birim. 2018 yılında kurduk biz bu idari birimi ve şu ana kadar da farklı bilimsel faaliyetler organize etti. Aslında kuruluş amacı Anayasa Mahkemesi ile üniversite arasında bir köprü olmak. Akademiyayla, akademiyanın birikimiyle Anayasa Mahkemesi'nin ürünü olan kararları bir araya getirmek ve bu yolla, bu etkileşimle Anayasa Mahkemesi içtihatlarının gelişimine katkıda bulunmak. Bu kuruluş amacına uygun olarak iki alanda AYAM faaliyet gösteriyor. Birincisi yayın alanı. Anayasa Yargısı Dergisi hepinizin bildiği bir dergi. Hakemli olarak yılda iki kez çıkıyor. Bunu AYAM organize ediyor. İkinci olarak da bilimsel etkinlikler, sempozyum, konferans, çalıştay gibi faaliyetler. Bugünkü sempozyumda AYAM'ın bu faaliyetlerinin bir parçası olarak organize edilmiş durumda. Anayasa Mahkemesi'nin AYAM birimi bu iki alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Ben bu vesileyle sempozyuma emeği geçen, katkısı olan başta Ankara Üniversitemizin değerli rektörü ve Hukuk Fakültesi'nin değerli dekanı olmak üzere tüm hocalarımıza ve mensuplarımıza, raportör arkadaşlarımıza, emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda biraz sonra başlayacak ve iki gün sürecek olan oturumlarda oturum başkanlığı yapacak olan ve sunumlarıyla konuyu aydınlatacak olan değerli katılımcılara da katkılarından dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Biz aslında başta ifade ettiğim AYAM'ın kuruluş amacına uygun bir şekilde burada konunun kitabını yazanlarla o kitapta yer alan kararların inşa sürecine katılanları bir araya getirmeye çalıştık. Bunda umarım başarılı olmuşuzdur. Bu etkileşimden ben çok güzel bir sinerjinin çıkacağına, çok güzel sonuçlar çıkacağına yürekten inanıyorum. Değerli katılımcılar, adil yargılanma hakkının bir unsuru olarak silahların eşitliği nispeten yeni bir kavramdır. Sayın rektörümüz de ifade ettiler. Esasen 1960'lı yılların başından itibaren Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'nun ve daha sonra da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin özellikle Avusturya'ya karşı yapılan bireysel başvurularda verdiği kararlarla şekillenen bir kavram. Gerek komisyon gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kavram sözleşmede yer almadığı halde, lafzen yer almadığı halde bunu adil yargılanma hakkında mündemiş bir ilke olarak nitelendirmişlerdir. Ve bugüne kadar da içtihadı bu yönde geliştirmişlerdir. Fakat ismen yeni olmasına rağmen anlam bakımından çok eski bir kavram. 2500 yıl öncesine kadar götürebileceğimiz bir ilkeden bahsediyoruz. Milattan önce 399 yılında Atina'da büyük bir mahkeme kuruluyor. Yargılanan ünlü filozof Sokrates. Sokrates bir gün süren yargılamada aslında yargılama sürecini ve usulünü hiç eleştirmiyor, sorgulamıyor. Fakat suçlu bulunduktan sonra biliyorsunuz suçlu bulunuyor ve ölüm cezasıyla cezalandırılıyor. Suçlu bulunduktan sonra jüriye dönerek, bazılarına göre de yargıçlara dönerek şunu söylüyor. 500 yargıcın 280'i Sokrates'i suçlu buluyor. Aslında 30 yargıcı veya jüri üyesini daha ikna edebilseydi belki ölüm cezasından kurtulabilecekti. Sokrates diyor ki birçok kentte, farklı kentlerde bu tür ölüm cezalarına konu yargılamalar bir günden fazla sürüyor. Eğer bana daha fazla zaman verilmiş olsaydı ben sizi suçsuz olduğuma ikna edebilirdim. Çünkü bu kadar çok iftira karşısında bana verilen bu kadar az sürede benim suçsuzluğumu ispat etmem mümkün değildi.
Aslında bu sözler silahların eşitliği ilkesine de işaret eden sözler. Savunmaya gerekli zamanın verilmesi anlamında silahların eşitliğinin özel görünüm alanlarından birine işaret ediyor. Tabii daha sonraki süreçte Sayın Rektör ifade ettiler, Orta Çağ Avrupa'sında muhakemenin mukatele olarak düello yoluyla anlaşıldığı, uygulandığı dönemlerde silahların eşitliği ilkesi tekrar gündeme geliyor. Bu sefer hakimin görevi düelloda dövüşen tarafların silahlarının eşit olmasının temini. Gerçekten hakim her iki tarafın da eşit silahlarla vuruştuğunu tespit etmek ve temin etmekle görevli olarak kabul ediliyor. Ve bu aslında silahların eşitliği ilkesinin hakime bakan yönünü çok iyi ifade ediyor. Hakimin görevi taraflar arasında adil bir denge sağlayarak taraflardan birinin lehine ya da aleyhine olacak davranışlardan kaçınması. Bunu da belki de dünya hukuk tarihinde en iyi anlatan ifade Mecelle'deki hüküm. Mecelle'de deniyor ki hakim beynel hasmeyn adl ile memurdur. Bu muhteşem bir söz. Silahların eşitliği ilkesini kısa bir cümlede ifade edin deseniz bundan daha özlü ve kapsamlı bir cümle bulmanın çok zor olduğunu söylerim.